Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 Ünite 4 Giriş. Arapçada bir takım yardımcı fiiller vardır. Bunlar isim cümlesinin başına geçerek mübteda ve haberin hem adını hem de irabını değiştirirler. Şu üç grup fiil de bu yardımcı fiillerdendir. Bir eylemin yaklaştığını ifade edenler, yani olmamış, neredeyse, olmak üzere. İki, umut bildiren fiiller, belki olur. Üç, başlama fiilleri, başladı. Şimdi her birinin ayrıntılarını göreceğiz. Bu fiillere yardımcı fiiller denmesi, isim cümlesinin başına gelerek mübtedayı yani özneyi ve haberi yani yüklemi, yani bunlara ihtiyaç duymaları sebebiyledir. Mesela el veledü yeskudu. Çocuk düşüyor cümlesindeki el veled mübteda, yeskudu haber. Nasıl bir haber? Fiil cümlesi olarak haber. Hüve faili, müstetir. Gözükmüyor, gizli. Failiyle birlikte bir fiil cümlesi olarak haberdir. Bunun diyor başına kade. Kade bir yardımcı fiil. Birazdan her birini göreceğiz. Kade'yi getirdiğimizde cümle nasıl bir irab alır? Kade el veledü yeskudu. Çocuk az kaldı düşüyordu. El veledü çocuk, yeskudu düşüyor. Muzari fiil. Başına kade geldiği zaman düşüyor değil. Az kaldı düşüyordu. Neredeyse düşüyordu. Şeklinde olmakta ve cümle yaklaşma ifade etmektedir. Az kaldı. Neredeyse. Bir de irab yönünden farklılık var. Bunu şu an açıkça göremedik ama anlatalım. Şimdi elveledü direkt mübteda idi. Yeskudu fiil cümlesi olarak haberdi. Elveledü merfudur elveled. Sonundaki dalın zammesiyle zahiren yani gözle görünecek şekilde merfu. Bir de yeskudu var. Yeskudu haberdir. Haberler merfu olur. Nasıl haber? Cümle haber. Bu yüzden mahallen merfu olmaktadır. Lafzen değil. Yani sondaki t harfinin zammesi bunun merfuunu gösteriyor denilmez. Çünkü bu bir cümledir. Yeskudu fiil faili var. Hüve gözükmeyen bir hüve faili var. Nasıl oluyor? Neden hüve var da başka bir şey yok diye merak ediyorsanız zamirler adlı üniteye muhakkak bakınız. Yeskudu hüve failiyle birlikte mahallen merfu olmaktadır. Mahallen yani konum itibariyle, öge olması itibariyle. Öge ne? Haber. Haberlerin hepsi merfudur. Bu yüzden mahallen diyoruz. Lafzen değil. Çünkü cümleler lafzen irab almaz. Ama başına kade geldi. İşte buradaki durum. Yazılışına baktığımızda yine el veledü yeskudu. Yazılışta bir değişiklik yok ama isimler değişti. El veled artık kade'nin ismi oldu. Yine merfu ama artık mübteda değil. Başına kade geldiği için artık mübteda değildir. Kade'nin ismidir. Yine merfudur görüldüğü üzere. Ama artık yeskudu yani az önce haber olan bu cümle yeskudu cümlesi artık merfu değildir. Neden? Kade'nin haberi mensub olur. Merfu olmaz. Bu önemli bir bilgi. Mensuptur. Nasıl mensuptur? Mahallen mensuptur. Çünkü bu bir cümle. Cümlelere mahallen irab alır. Bunu irab yönünden söyledik. Yani kade geldiği için artık yeskudu mahallen mensup oldu. Kade olmasaydı şuradaki şekilde müptedada haberde merfu idi. Ama kade geldiğinden müpteda diye bir şey yok artık. İsim var. O müptedanın yeni adı isim. Kade'nin ismi. Haber yine haber ama neyin haberi? Mübtedanın değil çünkü mübteda yok. Kade'nin haberi ve irab yönünden artık mensup dedik değil mi? Mahallen mensup. Çocuk az kaldı düşüyordu. Az önceki örnek. Çocuk az daha ağlayacaktı. Yani az daha ağlayacaktı. Neredeyse ağlayacaktı. Az kaldı ağlayacaktı. Artık o Türkçe çeviri yeteneğimize kalmış. Fark etmez. Neredeyse oluyordu. Bunu ifade edebiliyorsak hangi kelimeyle ifade edersek edelim. Kade yine bir fiil. El veledü kade'ye atarsak el veledü mübteda olurdu. Yeki haber olurdu. Kade geldiği için el veled kade'nin ismi. Nasıl isim? Merfu. Kade'nin ismi merfu olur. Dalda ötreyi açıkça görüyoruz.
Yepyeni cümle olarak mahallen mensup ve kadenin haberi. Yetki hüveyen zamir var bir cümle olarak. Fiil fail nedir? Bir fiil cümlesidir, bir cümledir. Çocuk az daha camı kırıyordu. Kağıda az daha neredeyse. El veledü çocuk yeksuru züccace camı kırıyordu. Züccac cam manasında yeksuru kırmak. Burada da yine kadenin ismi el velet, yeksiru bir fiil. Tam fiillere ne lazım? En azından fail lazım. Fail nerede? Züccaç olamaz. Çünkü mensup, failler de merfudur, bunu da bilelim. Yeksiru hüve. Hüve fail, yine yeksiru bir cümle olarak mahallen mensup kadenin haberidir. Bunlar aşağıda tekrar gelecek yani. Diğer iki fiil grubu olan umut ve başlama fiilleri ise Türkçedeki karşılıklarıyla tercüme edilmektedir. Örnekler: esa, umarım, umulur ki. Burada ehaze başladı şeklinde çevrilmekte. Kitap, şu kitabı okumanız önerilmiştir denilmektedir. Gerek var mı? Gerek yoktur. Metni anlamak için birinci soru var. Birinci soru bu şekilde bir soru çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Çünkü yanında şık yok. Şıksız soruya ilgilenmiyoruz. İkinci sorunun cevabını videonun hemen altında göreceksiniz. Üçüncü sorunun cevabını da videonun hemen altında yine görürsünüz. Dördü de videonun altına koyarız. Beşi de koyarız. Altıdan da hiç yoktan bir iki tane bakalım. Şimdi misal. Şu misali inceleyelim. Burada neler olmuş? Yezuru, zara yezuru bir fiil. Ennasu ne olur? Onun faili olur. Yezuru ziyaret ediyor. Kim? Ennasu insanlar. Kimi, neyi ziyaret ediyor? Mef'ul el merza, hastayı, hastaları ziyaret ediyor. Başına ehaze getirilmiş. Ardından ne gelmiştir? Fail getiriliyor, değil mi? Az önceki cümlede yer alan fail hemen ehazeden sonra getirilmiş. Ardından fiil getirilmiş. Yani esasen fiil ile fail yer değiştirmiş diyebiliriz. Buna göre burada yapılacak şeyler de aynı. Fiil ile fail yerini değiştirip ehazeden sonra yazabiliriz. Burada ama dikkat çeken bir şey var. O da şudur. Yezuru müfret bir fiil. Ennasu cemi bir faildir. Yani ennas cemidir. İnsanun bir insan. İnsanani iki insan. Ennasu insanlar. Cemi mükesser. Bu durumda ehaze ile kullandığımızda ennas başa alındı. Ennas ne? Görüldüğü üzere cemi. O zaman diyorlar ki fiili de cemi yapın. Yezuru yezuruna. Nasıl cemi yapılmış? Sonuna vav ve nun getirilerek. Buna ne denilir? Cemi, müzekker, salim denilir. Hemen şuradan iki örnek yapalım. Hatta ikiden başlayalım. Yel'ebu fiil. El-etfal onun faili. Tektubu fiil. Et-talibatu onun faili. Şimdi yel'ebu fiil ne yapıyorduk? En başa ehaze'yi getiriyoruz. Bu bir kural. Ehaze en başta yazıldı. Ardından ne yazılması lazım? Fail yazacağız. El-etfalu fail yazılır. Ardından fiili yazacağız. Yel'ebu. Ama yel'ebu nasıl yazacağız? Bu şekilde mi cemiye mi dönüştüreceğiz? Faile bağlı. Fail ne? Cemi. Öyleyse fiili de cemiye çevirelim. El etfal, diflun, diflani, etfal. Tıfıl kelimesinin çoğuludur. Cemi, mükesserdir. Madem ki cemidir, o zaman yel'abu fiilini de cemi yapalım. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Yezuru fiilidir. Fail madem ki cemi'i, cemiydi. O zaman ehaze ile kullanırken de İlk önce faili yazıyoruz ehazeden sonra. Dikkat, ehazeden sonra fail olan ennasu'yu yazdık. Ennasu cemi mi? Evet. O zaman bundan sonra getireceğimiz şu fiil de cemi olmalı dedik ve yezurune yapmıştık. Şimdi buradayız. En başa ne gelecek? Ehaze. Ehazeyi yazdık. Ardından ne lazım? Yukarıda olduğu gibi ennas yani fail yazılmış. Biz de fail olan el etfali yazdık. Üçüncü ege olarak ne lazım? Esfali yazdık. Buraya bak. Ne gelmiş? Yezurune fiil gelmiş. O zaman biz de yel'abu fiilini buraya aktarırız. Ama ne şekilde? Fail cemi olduğu için yani el etfaal cemi olduğu için
Yel'abü da cemi yaparız. Yel'abûne. Vav'nun getirildi. Zor bir şey yok. Yezuru. Yezurune. Değil mi? Sonra vav'nun gelmiş. Vav'nu silersek yezur yazdığını görüyoruz. Vav'nun eklenmiş. Aynı şekilde yel'abûnun sonuna da vav'nun yel'abûne eklendi. Buna göre burası nasıl okunur? Ehaze el-etfâlu yel'abûne. Gerisi önemsiz. Geçtik üçüncü örneğe, ne yazıyor? Tektubu et talibatu. Ehaze'yi en başa koyduk. Ardından ne lazım? Fiil cümlesindeki faili alacağız. Yani et talibat. Ehaze et talibatu. Et talibat. Peki müfettesini cemi nedir? Ona göre fiili belirleyeceğiz. Fiilde bir değişiklik var mı yok mu? Et talibat cemidir. Nasıl bir cemi? Cemi müennes salim. Nereden anladım? Kelime açık bir T, T harfi ve hemen sağında dik bir elif var. Bu şekilde biten kelimelere cemi, müennes, salim denilir. Madem ki cemidir, müennestir, salimdir, öyleyse fiili de cemi, müennes yapmalıyız. Şu haliyle cemi değildir, değil mi? Müfret. Yani çekim yaparsak, yektubu, yektubani, yektubune, tektubu. Müfrettir, müennestir, gaibedir, üçüncü şahıs ve müfret. Burası çoğul olduğu için artık bunu da çoğul yapmalıyız. Ama neyin çoğulu? Bunu vavnun ile çoğul yapabilir miyiz? Yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü dalibat müzekker değil. Müennes. Müenneslerin çoğulunu nasıl yapacağız? Sonra kendisi fethalı bir nun olacak. Yani fethalı nun ve sağı cezimli. Yani yektubune, yektubune şeklinde olmalı. Hemen çekim yapalım. Yektubu, yektubani, yektubune, tektubu, tektubani, yektubune. Bu şekilde olur. Farklı bir fiilden deneyelim. Mesela nasara, yensuru. Yensuru, yensurani, yensurune, tensuru. Tensurani, yensurne. Harace, yehrucu. Yehrucudan örnek yapalım. Yehrucu, yehrucani, yehrucune, tehrucu. Tehrucani, yehrucune. Demek ki cümledeki fail burada olduğu gibi müennes ise ve cemi ise fiili yektubune, yensurne, yahrucune bu kalıba alırız. Buna göre nasıl olmalı? Ehaze ardından fail gelecek. Ehaze et talibatu yektubune şeklinde yazılır. Bir örnek daha yapıp geçelim. Tekra'u el mer'etu. Mer'etu kadın kişi. Yani kişi demek ama kadın burada kastedilmektedir. Aynı şekil olacak yine. Beşinciye bakalım. Yani bakalım bari. Ehaze'yi başa alırız. Her zaman olduğu gibi ehaze en başta. Ardından ne gelmeli? Fail gelmeli. Fail ne? El mühendisune. Ehaze el mühendisune şeklinde gelir. Fiil ne şekle sokulmalı? Mühendisune nasıl bir kelime? Cemidir. Müzekkerdir. Sondaki vav'ın cemi müzekker olduğunu gösteriyor. Öyleyse yebni'yi de hem cemi hem de müzekker kalıba sokarız. Şurada olduğu gibi elif t ile biterse, yani elif var ve ta var. O zaman nedir? Hem cemidir hem müennestir. Fiili cemi müennes kalıbına sokun demektir. Vav'ın ile bitmiş ise o zaman fiili cemi müzekker kalıbına sokun demektir. 7. Aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi kade fiiliyle başlatarak yeniden yazınız. Ne değişmiş? Tagibu bir adet fiil, eşşemsonun faili. Kade geldi. Yazılışta bir değişik var mı? Yazılışta bir değişiklik var mı? Yani hareke yönünden. Eşşemsu, eşşemsu. Tagibu, tagibu. Yazılışta bir değişiklik, yani kelimenin harekesi bakımından bir değişiklik yok. Sadece ne var? Yine fail başa alınmış, fiil sonra getirilmiş. Demek ki kade geldiği zaman önce fail sonra fiil getiriliyor. Fail derken yani kadesiz cümledeki failden bahsediyorum. Yoksa kade geldikten sonra artık o fail olmuyor. Kadenin ismi oluyor. Şimdi bir tane örnek yapalım. Mesela 4. Tencehu. Kade geldi buraya. Daha doğrusu kadet. Niye det şeklinde? Burada kadeti yazıyor olma oluşu t'nin harekesi yani sonradan gelmedir burada. Bu T şeklinde bir zamir değildir. Buna dikkat edelim. Kâdeti değil, kâdet. Aslı bu. Yani kâde, kâdet. Müfret, müennes, gâib.
Bu esre nereden geldi? Şimdi bu sadece kâdet eşşemsu diye okunmaz. Kâdeti şemsu şeklinde okunur. Yani buradaki esre esasen kelimenin sakin oluşundan gelmiştir. Örnek verelim. Şöyle bir kural var. Önce kuralı vereyim. Kural: Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri. Türkçesi: sakin bir harf hareketlendirileceği zaman esre ile hareketlendirilir. Sakin bir harf hareketlendirileceği zaman esre ile hareketlendirilir. Böyle bir kural vardır. Yani bu kural aranızda emsele bina maksut okuyan varsa maksut adlı kitapta geçmektedir. Kâdeti şemsu. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Gul Allahümme gulillahümme. Gul galeden emri hazırdır. Gul sükunlu yazılır. Gul Allahümme. Ama nasıl okunur? Bu lillahümme. Oradaki lam esrelenir. Esre verilir ona. Geçiş o şekilde yapılır. Bu esre demek ki neymiş? Mühendislik esnesi değil. Geçiş sağlanması için sonradan verilmiş arizi bir esredir. Bu sizi zamir olduğu kanısına vardırmasın. Onu belirtmek istedim. Biraz fazla durduk sanırım üstünde. Şimdi buraya bakıyoruz. Önce ne var? Kade. Fi ney? Tencehu müennes. Zeynebu müennes. Yani müennes o zaman ne yapacağız yine? Kadet şeklinde yapacağız. Ama geçiş yapılırken bunu kadeti şeklinde olabilir. Bakalım. Kadet ardından ne gelmeli? Fail olan Zeynep. Kadet Zeynebu. Bakın kadet Zeynep'u diyemiyoruz. Bu sefer esreyi veremedik. Neden? Kâdet Zeynep'u. Zeynep de eliflam yok. Oysa burada eşşemsu'da eliflam vardı. Bu yüzden kâdet sükunlu olan kelimeyi esre vermiştik. Ardından eliflam geldiği için. Oysa burada kâdet Zeynep'u. Kâdeti Zeynep'u şeklinde olmaz. Kâdet Zeynep'u tencehu. Değişen bir şey burada yok. Aynı şekilde yazılmaktadır. Bir tane de buradan yapalım. Kâdet mi? Kâde mi? Bu sefer kâde. Çünkü yeskudu ve ellâib bunlar nedir? Müzekkerdir. Bu yüzden kâdet şeklinde değil kâde. Şurada olduğu şekilde yazarız. Yani kâde müzekker, kâdet müennes. Nasara, ketebe, harace, kefera. Nasıl onlar müzekker oluyor? Sonra kâdet, nasarat, keferat. Pardon, keferat değil. Gerçi mazi çekiyoruz. Keferat, haracet, lezimet, semiat, yani semiaden semiat şeklinde gelir. Lezimeden lezimet. Bu şekilde geliyor. Müennes olduğu için. Oysa şimdi müzekker lazım. Neye göre belirleniyor müzekker müennes? Neye göre belirleniyor? Şimdi buraya baktığımızda teğib nedir? Müennestir. Eşşem semai müennestir. Bunlar müennes olduğundan kade şeklinde değil, kadet şeklinde. Müfret müennes gaibe kalıbında gelmişti. Oysa şimdi nereye baktık mesela? Zeynep. Zeynep kelimesi nedir? Müennestir. Bu yüzden yine kadet şeklinde geldi. 3'e baktığımızda yeskudu müzekkerdir. Ellaib müzekkerdir. Bir tanesi müzekker olsa yetiyor bize. Diğeri de zaten müzekker olmak durumunda. Bu yüzden ona uygun yazılır. Yeskudu laibu derken bu sefer kadet diyemeyeceğiz. Çünkü bunlar ne? Müzekker. O zaman kade. Ardından ne gelecek? La'ibu. Daha sonra yes'udu gelmesi gerekir. Buna da bakalım. Burada ne var? Yine kade el kıtaru yehrucu. Kade el kıtaru yehrucu şeklinde yazılır. Bunlar örneklerdi. Şimdi bir dil bilgisine girelim. O bir hazırlık evresiydi. Konumuz mukarebe, reca ve şuru fiilleriyle ilgili. Ne dedik? Bunlar müptedâ ve haberin başına gelir. Müptedâ'yı kendilerine isim, haberi de kendilerine haber olarak alırlar. Üç çeşit yani fiil grubu var burada. Yaklaşma fiilleri var. Bunlara efâle mukârebe denilmekte. Yaklaşma. Umut fiilleri var. Efâlu reca diye bilinir. Başlama fiilleri, şuru fiilleri denilmektedir. Efâl fiiller demek biliyorsunuz. Fi'lun, fi'lâni, ef'al. Cemî mükesser kalıbıdır. Her üçü de aynı. Burada dikkat çeken şey bunların haberleri
daima muzari fiilden oluşan bir fiil cümlesi olur. Haberleri nedir? Daima muzari fiildir. Haberlerini o şekilde tespit ederiz. Ve daima kâdeden sonra gelecekler. Kâde örnek tabii. Şimdi bir sürü fiili gelecek karşımıza. Bu gelen fiillerden sonra gelecekler. Yani haberi nereden bulurum? Haber şimdi sıralanacak olan fiillerden sonra gelen muzaridir. O muzari direkt haber olarak işaretleyin. İsim hangisidir? Bu fiillerden sonra gelen direkt merfu olan kelime olabilir. Veya bu kelimelere bitişik bir zamir varsa zamir de olabilir. Daha ayrıntılı anlatacağız. Şu an 3 grup fiil olduğunu hemen ezberleyelim. Yaklaşma fiilleri var. Bunlara fe'al-i mukarebe denir. Mana verirken neredeyse az kalsın oluyordu şeklinde verilir. Kur'an'da var ve ma kâdû yef'alûne neredeyse yapamayacaklardı. Bakara suresinde geçiyor. Hani bir bak, inek soruyorlar, nasıl inek keselim? Alacalı mıydı, şu muydu, bu muydu? Sonunda ineği kesiyorlar ve ma kâdû yef'alûn ayette geçiyor. Neredeyse yapamayacaklardı. İşte yaklaşma fiili. Umut fiili umulur ki şöyle şöyle. Nokta nokta artık oraya ne uydurursak. Başlama fiilleri başladı. Ali derse başladı. Kamil işe gitmek için koşmaya başladı. Bu şekilde yani başlama fiilleri. Şimdi ayrıntılarını göreceğiz. Yaklaşma fiilleri nasıl mana verilir? E yazdı, az kalsın, az daha, neredeyse, mek üzereydi gibi yaklaşma fiilleri. Yani olmamış ama neredeyse oluyordu. Bu fiiller neler? Kâde, kerabe, evşeke. Bu üç fiilin yaklaşma fiillerinden olduğunu, yani mukarebe diye adı biliyorsunuz. Mukarebe fiillerinden olduğunu bilmeliyiz. Ve en azından neredeyse diye tercüme edildiklerini bilelim. Kade bu fiilin hem mazi hem de muzarisi yani yekadü. Yekadü muzari. İkisi de kullanılır. Bilgiler sorulabilir yani aşağıdakilerden hangisinin hem mazisi hem muzarisi kullanılır? Veya aşağıdakilerden hangisinin sadece mazisi kullanılır? Bu şekilde soru gelebilir. Bilelim kade hem mazi hem muzari kullanılıyor. Çekimli olarak da kullanılmaktadır. Mazi ve muzari çekimi hafe ya hafu gibidir. Yani ne demek bu? Kade'yi her zaman kade olarak göremezsin. Az önce geçtiği üzere kadet şeklinde gelebilir. Kâda, kâdu şeklinde müfrede isimli, cemi, üçüncü şahıs, ikinci şahıs farklı şeyler olabilir yani. Bunları da bilin diyor. Ve haberinin başında en pek bulunmaz. Yani genelde yoktur ama olabilir de. Kâde hasenun yebki. Hasan az kaldı ağlayacaktı. Neredeyse ağlayacaktı. Kâde az kaldı neredeyse. Hasan yebki ağlıyor. Du. Kâde'den dolayı ağlıyordu. Şimdi haberleri ne olurdu? Daima kendilerinden sonra gelen muzari olur. Öyleyse haber hangisi? Tabii ki yepki. Çünkü muzaridir bu. Beka yepki. Muzarifi. Kâde'den sonra gelen merfu isim direkt ismi olur. İşte merfudur. Zammeyle bitmiş. Görünüyor. Ama isim gelmeyebilirdi de yani. Dikkat edelim. Kâde'de bir zamir olabilirdi. O zamir de onun ismi olabilirdi. Onu da belirtelim. Gelecek birazdan örnekleri. Kade fiil. Ne tür bir fiil? Yaklaşma fiili, mukarebe fiili. Hasan onun ismi. Nereden anladım? Merfu, değil mi? Zammeli çünkü. Yani merfu illa zammeli olacak demek değildir. İrab konusuna bir göz atmakta fayda var. Yepki fiil ne dedik? Kade'den, yani kade bir örnek. Şu an işlemekte olduğumuz bu ünitede geçen fiiller yani mukarebe olsun, raca olsun, şuru olsun. Bu fiillerden sonra gelen muzari haberleri olur demiştik. Yetki de muzari olduğuna göre kâdenin haberi. Muzari olduğunu başındaki Y harfinden anladım. Eteyne bunun alametidir biliyorsunuz. Muzari'nin başında yani ilk harfi daima eteyne'den bir harf olur. Eteyne kelimesindeki harflerden herhangi biri. Eteyne. Burada Hasan lafzı Kade'nin ismi olarak merfu yepki fiili de fiilinde diyor gizli bulunan faili yani hüveyli birlikte haberdir cümle mahallin yani bulunduğu yer itibariyle mensuptur. İsimleri merfu haberleri mensup. Nasıl mensup? Mahallen mensup. Neden? Çünkü cümle olarak. Sadece yepki tek başına mensuptur denilemez. Buna dikkat edelim. Hüve olan o failiyle birlikte. Hüve nerede göremiyorum. Görülmez zaten. Yani
Nedir? Müstetir derler. Müstetir gizli demek. Müstetirun değil mi? İsim fail kalıbı müstetir kelimesi de. Failiyle birlikte, bir birlikte olarak, bir toplu, topluca yani mensup olmaktalar. Bu yüzden yepki nasıl mensup? Ben burada fethayı göremedim demeyin yani, görünmez. Tamam, gözle görünecek bir şey yok. Kadeti şemsu, işte kadet eşşemsu idi. Ardından eklemli kelime geldiği için T'ye esre verildi. Kadeti şemsu tavrubu. Şimdi burada ne var? Kade az önce geçen fiil. Mukarebe fiili. Haber nerede? Haber kendisinden sonra gelen fiilin muzdarı demiştik. Öyleyse tavrubu direkt haber. Ama tek başına değil. Dikkat edelim. Failiyle birlikte. Burada fail ne? Hiye zamiri olur. Burada hüve zamir olmaz. Neden? Çünkü kâdet de müennes, eşşemsu semai müennes. Yani kendisinde T aramayın, nasıl müennes demeyin. Semai müennes, işitmeye bağlı olarak. Madem ki bunlar müennes, öyleyse fiil de nedir zaten? Gaibe kalıbında, müfret müennes gaibe kalıbında. Ve bu kalıba uygun olan zamir de hiye zamiridir. Zamirlerle ilgili bir probleminiz varsa muhakkak zamirler ünitesine göz atınız. Onunla ilgili videoda çektik. Arapça 2 de geçiyordu. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu cümlede eşşems lafzı müennes olduğu için kâdet fiil de müennes olarak gelmiştir. Evet. Kâdû yefûzûne diye devam ediyor. Burada ne var şimdi? Kâde yani kâdû nedir? Müzekkerdir ve cemidir. Cem müzekker gâib kalıbı. Ne demiştik? Kâde olsun, diğer fiiller olsun. Şu an işlemekte olduğumuz 3 grup fiilden sonra bir zamir varsa o zamir direkt ismi olur demiştik. Kadu vav ney? Zamir. Öyleyse kadenin ismi. Yefuzune ney? Haber. Nasıl haber? Tabii ki cümle haber. Fail nerede? Fail vav. Cemi vavu her yerde nedir? Faildir. Zamirlerle ilgili probleminiz varsa tekrar oldu. Bir daha tekrarlamayacağım. Zamirlerle ilgili problem olan muhakkak zamirler ünitesini gözden geçirsin. Şimdi kade Kadu yani Cem'in müzekkeri gayet biz yine Kade diyelim. Bundan sonra bir açıkça bir isim gelmedi. Önce fiil geldi. Bu ne demek? Demek ki fail burada vav. Yani olmayabilirdi de gerçi değil mi? Gizli bir zamir de olabilirdi. Burada açıkça zamir olduğu için bunu anlayabildik. Cem'i vavı Kade'nin ismi. Yefuzune cümle olarak mahallen mensup olarak Kade'nin haberi. Buradaki vav nedir? Mahallen merfudur. İrabını da unutmayalım. Kittu eskudu. Kittu burada ne var? Tu zamiri var yine görüldüğü üzere. Tu ben demek. Yani nefsi mütekellim vahde kalıbı. Fiil mazi bu. Ketep tu, nasar tu, haraç tu. O mana o kalıptaki bir kelime bu. Tu yine ne olmuş? Kade'den sonra gelmiş. Ne olur? Direkt ismi olur. Mahallen merfudur. Eskudu bir fiili muzaridir. Cümle olarak mahallen nedir mahallen? Mahallen mensuptur. Çünkü haberi daima mahallen mensup olacak. Bak irab hiç değişmiyor. İsmi daima mahallen merfu, haberi daima mahallen mensup. Hiç değişmez. Eskudu bir fiil cümlesi olarak mahallen mensup. Eskudu fiil. Evet. Bu nasıl bir cümle? Fail nerede? Fail eskudu ben değil mi? Yani dolayısıyla ene ben manasındaki müstetir zamir bunun faili olmaktadır. Yani tam bir fiil varsa ortada o fiilin kesinlikle fail olmak zorunda. Kaçışı yok. Tamsa bir de malum ise meçhul ise naibi fail alır. Fiil nakıs ise işte isim alır, haber alır, çeşitli şeyler olabilir. Kitna'da ne var? Yine na ne olur? Direkt kâdenin ismi olur, mahallen merfu olur. Ardından gelen fiil ne olmalıdır? Elbette haberi olmalıdır. Kadu vav var. Vav ne? Kade'nin ismi. Mahallen merfu. Yeskudune haber. Cümle haber. Mahallen mensup. Daima mahalle mensup olur haberler. Tekrara düştük. Bunu da hatırlatalım. Vav fail. Yani fiil cümlesinin faili. Bir cümle olarak mahallen mensup olup Kade'nin haberi olmakta. Burada onlar bir daha anlatılmış. Yekâdün. Burada muzari olarak gelmiştir. El-me'da-ru. Ru yani el-metar. Ra'da zammi açıkça gördüğümüze göre ne olur? Yekâdünün ismi olur. Yenzilu bir fiili muzari.
Öyleyse haberdir. Cümle olarak elbette. Zamir ne olmalı burada? Hüve zamiri burada fail. Fiil fail bir cümle olarak yekâdünün yani kâdenin diyelim nesi olur? Haber olur. Mahallen mensuptur. Sıra geldi kerabe fiiline. Çok bir şey değişmeyecek. O yüzden kısa geçecektir. Çekimsizdir. Yani kerabey, kerabet, ne bileyim keraptu, kerabna, kerabu gibi değişik kalıplarda göremezsiniz. Daima kerabe şeklinde görürsünüz. Bu çekimsiz yazısının altı çizilmiş. Yani şöyle bir soru sorulabilir. Kerabet sonra T getirilir. Müennes yapılır. Ardından işte bir cümle kurulur. Bir iki kelime daha getirilir. Yani şıklarda böyle bir cümle olabilir. Sonra bunlardan hangisi yanlış yazılmıştır? Hangisi kurala aykırı olarak yazılmıştır diye sorulabilir. Kerabet olabilir mi? Olamaz. Keraba tesmir olur mu? Olamaz. Kerabu cemi olamaz. Yani kerabe daima bu şekilde yazılır. Yazılışı değişmez. Eğer değişik olarak bir yerde görürseniz direkt yanlış olduğunu bilelim. Muzarisi de pek kullanılmaz. Bunun da haberinin başında çoğunlukla en pek bulunmaz yani evet en genelde olmaz demek istemişler. Pratikte pek yeri olmadığı için bir örnek verip geçeceğiz demişler. Yani pek de soracaklarını düşünmüyoruz. Evşeke bu fiil hem mazi hem de muzari olarak kullanılır. Muzarisi yuşiku. Haberinin başında çoğunlukla en bulunur. Sorulabilir. Aşağıdakilerin hangisinin başında çoğunlukla en bulunur veya bulunmaz? Evşeke. Yarışmacı az daha kazanacaktı. Demek ki ne bu? Az daha diye tercüme edilebilir. Evşeke az daha mütesabık yani yarışmacı en nüfuza düşüyordu. Evşeke mukarebe fiillerimizden yani işlediğimiz konuyla alakalı olan özel kelimemiz. Burada zaten yer edilmiş. Mütesabık ne olur? İsmi olur. Merfu zaten görüldüğü üzere. Bu mahalle merfu değil tabi. Bu ne? Lafzan merfu. En yefuze maslar müevvel yani maslar şeklini almıştır. Maslar müevvel denilir buna. Bu da nedir? Yine mahallen mensup olmaktadır. Evşeket müennes olarak geldi. Ketebet, Nasarat, Selimet şeklinde. Neden? Çünkü Hatice ardından gelmiştir. Hatice de müennes olduğundan bu şekilde gelmiş ve Telsili bu da yine müennes olarak gelmiştir. Hatice Evşeke'nin ismi Entas ile onun haberi olmakta. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. En yeskuda haber, en yahsule haber, en yesilu haber olmaktadır. Dolayısıyla sağlarındaki de ne olur? İsim olur. Yani Osman, Velet, Zuyuf isim olmaktadır. Evşeke'nin ismi kendisinden sonraki merfu isimlerdir. Haberi en harfi ve peşinden gelen kısımdır. Yani habere en dahildir. Ve hepsi bütün olarak nasb konumundadır. Son cümle Evşeke'nin ismi çoğul olduğu için haberindeki muzarede çoğul olarak gelmiştir. Zuyuf diyor çoğuldur. Bu yüzden yesilu da çoğul olarak gelmiştir. En olduğu için sondaki nun düşmüştür. Onu da dikkatinizi çekeyim. Dikkat! Yaklaşma fiillerinde olan kade ile tam fiil olan kade-i kidu keyden. Tuzak kurdu manasındaki fiil karıştırılmamalıdır. Bu önemli bir nokta. Zaten o yüzden dikkat demişler. Kader raculu yekûnü müdîran li şirketi. Adam şirkete müdür olmak üzere. Burada bizim işlediğimiz manada kullanılmış. Ama şimdi kader raculu li carihi tuzak kurdu. Görüldüğü üzere burada tam fiil manasında kullanılmış. Dikkatinizi çekiyoruz. Tam fiil. Nereden anlayacağız tam fiil için mi kullanılmış ya da işte mukarebe için mi kullanılmış? Nereden anlayacağız? Cümlenin manasına biraz göz atmakla ilgili. Hadi diyelim manadan hiç anlamıyoruz. O zaman kâdeden sonra muzari gelip gelmediğine dikkat edelim. Yani yukarıda yekûn muzari gelmiştir. Dolayısıyla haberidir. Direkt anlaşılıyor. Kâde racûl-i carihi de muzari yok. Yani haberi dolayısıyla olamaz. Madem ki haberi yok o zaman kâde ne? Tam fiil. Tam fiil olması demek yani fail alır, meful alır, standart, ketebe, nasara gibi bir fiil oldu, bir özelliği kalmadı demek. Bunu en iyi tabi manadan çıkartırız ama manadan anlamıyorsak muzari gelip gelmiyor mu ardından o şekilde anlamayı deneyelim. Manaya baktığımızda kade diyelim ki
neredeyse, yani tam fiil olmadığını, mukarebe fiil olduğunu kabul edelim. Kâde neredeyse er racülü adam licarihi komşusu için. Komşusu için ne? Cümle olmadı ki. Dolayısıyla bunun tam fiil olması gerekiyor zaten. Kâde tuzak kurdu er racülü adam licarihi komşusuna. Tam fiil olduğu en iyi manadan anlaşılır ama manayı bilmediğimizi farz edelim. O zaman ardından muzari geliyorum, gelmiyorum ona bakarız. Yine ev şekil fiili de yaklaştığı manasında tam fiil olarak kullanılmaktadır. Bu durumda fiilin hemen peşinden en ve muzari gelir. Dikkat edin, hemen peşinden ibaresi çok önemli. Evşeke en. Yani evşekede mana değişmiyor. Yaklaştı, tamam, aynen o şekilde, ama evşekeden sonra isim olacak bir şey yok ki. Yani evşeke, ne bileyim, el medaru nafizetu diku, hiçbir şey yok, bir isim yok. Direkt muzari, en ile birlikte muzari gelmiş. Bu onun tam fiil olarak kullanıldığını gösteriyor. Bir ispat, bir kanıt. Bu fiilden hemen sonra araya hiçbir kelime girmeden en ve ardından muzari geliyorsa bilin ki tam fiil olarak kullanılmıştır. Çünkü sorulabilir. Aşağıdaki örneklerden hangi mukarebe fiili tam fiil olarak kullanılmıştır veya kullanılmamıştır? Bu arada evşeke tam fiil, peşinden gelen en tatlı şems kısmı ise fail olmaktadır. Burada tam fiil olduğu için evşekenin haberi yoktur. Yukarıda verilenleri işte buraya uygun olarak doldurun denilmiş. Şimdi sıra sizde sorusu olduğu için cevap sizde zaten var, kitapta yer alıyor. Bir tane örnek yapalım mantığını anlatmak adına. Kâdet yine müennes, müfett müennes gaybı olarak gelmiş. Es-seyyâratu müennes. Öyleyse ingalebe fiil ne yapmalıyız? Müennese çevirmeliyiz. Bu fiil müfett müennes gaybe kâdet. Öyleyse bunu da müfett müennes gaybe yapmalıyız. Bu kadar basit aslında. İngalebe bir mazi fiil. İnfial babından mazi fiil. İngalebe yengalibu. Yengalibu muzarisi çekim. Yengalibu, yengalibani, yengalibune, tengalibu. Tengalibu olduğundan müfret müennes gaibi olmuştur. Tıpkı kadet gibi. Yapılması gereken şey bu yani esasen. Neye bakılıyor? Fiile bakılıyor. Fiilin durumu neyse, yani fiil dediğimiz tabi işlediğimiz mukarebe fiili veya umut fiili, reca fiili fark etmez. Hangi fiil işliyorsak, müfret midir, tesni midir, cemi midir? Müennes midir, müzekker midir, gaip midir, muhatap mıdır? Bunlara bakılır, fiil ona göre o kalıba getirilir. Buraya dek mukarebe fiillerini işledik. Yani yakınlık manası neredeyse oluyordu, az daha oluyordu şeklinde mana verebileceğimiz fiilleri işledik. Bunların isimle haber aldığını gördük. Bazen tam fiil olarak kullanılırlar dedik. Ve bu durumda normal bir fiil gibi fail, mef'ul alırlar. Artık müptedası, pardon, artık ismi haberi aranmaz dedik. Özetliyoruz. İsimlerinin merfu olduğunu gördük. Haberlerinin mahallen mensup olduğunu gördük. İsimler kendisinden sonra merfu olarak gelir veya direkt kendilerine bitişmiş olan zamir onların ismidir dedik. Umut fiilleri. İnşallah, umarım, belki. Yani çoğunlukla umulur ki belki kullanılır. Şimdi bakıyoruz. 3 fiil var. Her üçünün de sadece mazisi kullanılır. Ve haberlerinin başında en bulunur. Sadece mazi kullanılacak ve haberlerinin başında en olacak. Esa hara ihlevlega. Esa'yı ayrıca ele alıyor. Bu fiilin mazisinin çekimi yapılır. Ümit fiilleri içerisinde en çok kullanılan da yine nedir? Esa'dır. Haber olan muzari fiilin başında en olur. Asel veledu en yemşi. Asa ne? Umut fiilleri unutmayalım. Umut fiili yani umulur ki. El veledu ne olur? İsmi olur. Merfu. Daldaki ötüreyi görebiliyoruz. Merfuluk kelimenin sonuyla alakalıdır. Merfu derken yani lambda, vavda, önceki lambda, elifte bir şey aramayalım. Hemzede bir şey aramayalım. Son harfe bakılır. En yemşi ne olur? Haberi olur. Zaten ne dedik? Muzari fiilin başında en bulunur demiş. Tamam. Enden sonra gelen yer haberi yani. Öyleyse bir öncesi ne olur? İsim olur. Asa bizim yine umut fiilimiz. Rabbu görüyorsunuz merfu. Rabbe yoruklu Rabbun mastardır bu. Öte çift öte yani temin alamamış çünkü muzaftır aynı zamanda. Küm onun muzafın lehi. Bu yüzden Rabbu şeklinde yazmıştır. Rabbe yoruklu muzaf fiil biliyorsunuz mastar.
Rab ne olur? Aysa'nın ismi olur. En yerhameküm onun haberi olmaktadır. Nasıl haber? Mahallen mensup. Aysa yine bizim ne fiilimiz arkadaşlar? Umut fiili. Allah lafzı Celle Celaluhu. Aysa'nın ismi olur, merfudur. En yafira li onun haberi olmaktadır. Aset, aseti, yani bunu muhataba olarak düşünmeyelim. Nedir bu? Müfret müennesse gaibedir. Aset, ardından ihtilamlı kelime olduğu için geçiş yapacağız. Nasıl yaparız? Aseti dıfli şeklinde yapılır. Aysa fiilimiz dıfli onun nesi olur? İsmi olur. Merfu olduğu açıkça gözükmekte. En temşide açıkça haberdir, muzardır. Başında en var, görünüyor. Mahallen mensub olur. Her ağa pek kullanılmadığından bir örnek vererek geçilmiş. İhlevlega da aynı şekilde bir örnek ile geçirmiştir. Aynı şey zaten, değişen bir şey yok yani. Umut bildiren fiillerden asa yaklaştığı manasında tam bir fiil olarak da kullanılır. Tam fiil olarak kullanılmadığında umulur ki belki diye manası vardı. Tam fiil olduğu zaman yaklaştı manasına geliyor. Dikkat edelim, mana değişiyor. Bu durumda fiilin hemen peşinden en ve muzari gelir. Yani isim olacak bir kelime yok ortada. İsim önce geliyor biliyorsunuz. Aysa isim arıyorum. İsim yok. Direkt en ve yemşi yani muzari gelmiş. Dolayısıyla Aysa'nın tam fiil olarak kullanıldığını anlayabiliyoruz. Burada Aysa tam fiil. Peşinden gelen en yemşi velet kısmı ise fail olmaktadır. Evet, tam fiil olmak demek fail, mef'ul, alabilmesi demektir. Tam fiil olmaz ise demek ki isimi haber alır. Burada anlatılmış. Aysa'nın niye haberi yok? Çünkü tam fiil olarak kullanılmış. Tam fiil olarak kullanılmasaydı o zaman ismini ve haberini arardık. Yukarıda verilen örnekler içinde siz de işte uygun şekle getirin kelimeleri. Şimdi ne aranıyor? Öncelikle muzari olması lazım değil mi? Haber enden sonra gelen bir muzariydi. Yani en ile birlikte muzariydi. Öyleyse etanın muzarisi ne arkadaş? Önce onu bulmalıyız. Ama bu yetmez esasen. Çünkü enden önceki yani Asa'nın ismi ne? Müennes mi, müzekker mi, fiil ona göre ayarlamak lazım. İşin o kısmı da vardır. Allah lafzı müennes olmadığına göre yani müzekker olduğuna göre. Bu durumda Eta'nın da bize müzekker muzarisi gerekir. Muzarisi neyse olur. Eta ye'ti olur. Ye'ti. Başında en olduğu için en ye'tiye sonuna hareket verilebiliyor. En olduğu için. En olmasaydı eta ye'ti şeklinde olurdu. En olduğundan ye'tiye şeklinde yazılır. Asa selam. Amme. Amme ye'ummu. Ye'ummu şeklinde muzarisi gelir. Başında en olduğu için artık ye'ummu değil ye'umme. Yani fethalanır. En biliyorsunuz fiili muzari nasb eder. Asa yine ardından gale fiili gelmiştir. Yani burada bizden ne isteniyor? Parantez arasındaki fiilleri muzariye çevirilir. Gale meşhur fiil yegulu şeklinde muzarisi gelir. Başında en olduğu için en yegule olur. Çünkü en nasbede lama fetay vermek gerekir. Ammer'in hemen sağında bir hareke belirtilmiş. Gale'nin hemen sağında hareke belirtilmiş. Zara'nın hemen yanında hareke belirtilmiş. Bunlar niye böyle? Yani muzarisinin, aynel fiilinin harekesi nedir? Gidip bir daha sözlüğe bakmayın. Harekeyi de verdik. Bu kadar iş yaptık. Bir zahmet çevirin diyorlar. Yani vermeyebilirlerdi de gidin araştırın denilebilirdi. Demek ki burada istenen şey nedir? Aslan'ın haberi enden sonra gelen muzari bu bilgiyi biliyoruz. Öyleyse parantez arasında kelimeleri muzariye çevirin demişler. Biz de çevirdik. Başında en olduğu için kelimelerin sonunu fethaladık. Durum bu. Bir de ne var? Başlama fiilleri var. Şuru fiilleri denilmektedir. Başladı diye çevrilebilir. Bu fiillerin yalnızca mazisi kullanılır. Haberlerinin başında en bulunmaz. Ehaze, ca'ile, bede, şera görüyorsunuz. Fiiller burada. Bu fiiller ne fiilleri? Başlama fiilleri. Bu fiillerin yalnızca mazisi kullanılır. Yani haberleri mazi olur demiyor. Bu fiillerin muzarisi kullanılmaz diyor. Ehaze ye'huzu muzarisi bu. Ce'ale yec'alu bede yebde'u. Bu şekilde muzarileri var. Ama onlar kullanılmaz demektedir. Ehazel edip. Ehaze tamam ne fiili? Başlama fiili. Yani ehaze başladı. Kim? El edibu. Edip yani edebiyatçı başladı.
Neye başladı? Yektubu, yazmaya başladı. Edip Ehaze'nin ismi yektubu fiil cümlesi olarak haber. Hüve fail olur. Hüve faili edibe racidir. Yani raci ne demek? Gidiyor demek. Neye işaret ediyor? Neden bahsediyor? Hüve o demek. Hangi o? Sağda ne varsa o. Sağda edip var sadece. Dolayısıyla edibe gitmektedir. Raci derken o kastediliyor. Bu cümlede edip lafzı başlama fiili olan ehazen ismi yektubu rivayet cedi cümlesi de haberdir. Haber cümlesi nasıl konumundadır. Burada neden rivayeti de kattı? Çünkü yektubu fiil hıve fail ya. Bu mutaaddi bir fiil olduğundan mef'ul almaktadır. O da rivayet kelimesi olur. Bitmedi bir de rivayete sıfat eklenmiş. Dolayısıyla topluca yani yektubu hüve rivayeten cedideten şeklini almıştır. Diğer cümleye bakıyoruz. Ceale başladı. Ceale normalde yapmak, yaratmak manasına gelir. Ama burada başladı manasında. Çünkü şuru fiil olarak kullanılmıştır. Et-tabibu isim yualicu. Alici yualicu. Yualicu hüve faili. Tabibe gitmekte. Bir de el merza var meful gözükmekte. Dolayısıyla yu'alicu huve el merza bir fiil cümlesi olarak mahallen mensuptur. Tabi ise cealenin merfu ismidir. Bede et tiflu tıfıl. Bede'nin ismi yemşi onun hüve ile birlikte. Dikkat edelim tekrar. Hüve fail, yemşi hüve bir fiil cümlesi olarak bede'nin haberi mahallen mensup. Aynı şey devam ediyor yani. İsimleri direkt merfu, haberleri mahallen mensup. Şer'al ceyş yugatiru. Ceyş direkt ne olur? İsmi olur. Merfu olduğundan bu. Yugatiru da merfu. Bu niye olmuyor? Çünkü bu muzari. Muzari fiil haberi olacaktı. Ve faili. Gatele yugatiru. Faale yufaali. Mufaale babı. Yugatiru hüve el'ada. Bir fiil cümlesi olarak mahallen mensubu olarak şer'anın haberi olur. Diğerler de aynı şekilde. Burada bir şey yok açıkçası. Çok kolay diyebiliriz. İşte hep de fiilimiz. Hüccaç onun ismi yaudunen olmaktadır. Haber olmaktadır. Nasıl haber? Cümle haber, vav faili. Başlama fiilleri tam fiil olarak kullanılabilir. Az öncekiler gibi. Bu durumda peşlerinden muzari fiil gelmez. Ve gerçek anlamlarında kullanırlar. Bede'e başladı. Kim? El imamu imam. Neye başladı? Kıraatel Kur'an. Kur'an okumaya başladı. Muzari var mı? Yok. Gerçek anlam bede başladı demekti zaten. Bu şekilde oldu. Ehaze aldı. Öğrenci kitabını aldı. Ehaze aldı. Et talibi öğrenci. Şimdi tam fiil olması ne demek? Bir, kelimeleri gerçek manasında kullanacağız demek. İki, isim, haber, arama demek. Ne ara? Failleri. Bede fiil, imam, fail. Ehaze fiil, talip, fail. Şer'a fiil, Ahmet, fail. Bu şekilde gidiyor. Enşe'et fiil, hükümet fail. Yukarıda verilen örnekler dışında siz de aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları parantez içerisinde tamam işte uygun kelimeleri buraya getirin denilmiş. Ne yapacağız? Noktalı yerlerde daima sağa sola bakılır. Sağa baktım. Ehazet aslında yani bu şekilde ehazet müfret mühendisi gaibe ardından reklamlı kelime geldiği için buna yani ehazet kelimesine esre verilmiş. Es-sakinu izâ hürreke hürreke bil kesri kaidesi devam ediyor. Et-talibet de zaten nedir? Müfrettir, müennestir. Ehazet de müfret, müennest. Öyleyse Ketebe ne yapıyor? Müfret, müenneste çevir diyor. Denilen şey bu. Muzarisin harekesini bilmediğimizi farz ederek onu da vermişler. Aynı fiilini öte ver demişler. Ketebe yek tubu şeklinde yazsın. Ama onu müennes yapacağız. Öyleyse tek tubu. İki yani diğerine de bakalım. Enşe'et yine aynı şekilde enşe'et yani müfett müennes gaibe. Yine ardından reklam geldiği için kelime reklamlı bir kelime geldiği için enşe'et sakin olan T'ye hareke verilmiş. O da esredir. Madem ki müfett müennes her ikisi de öyleyse ne olması lazım? Bena yebni muzarisinin buraya uygun yani müfret müennes olması gerekir. Çünkü sayı öyle. Şimdi şer'al kıtarı bu nedir? Müfret müzekkerdir. Gayiptir. Kıtar da müfret müzekker. Öyleyse teharrikeyi de müfret müzekker yapacağız.
teharrake tefaale, yani tefaale yetefaalu tefaul babındandır. Değil mi? Tefaul babından fiili mazidir. Başındaki t'yi alınarak muzaridir demeyelim. Tefaul babından mazi. Muzari yaptığımız zaman teharrake yeteharraku. Yeteharraku nedir? Müfrettir, müzekkerdir, gayiptir. Ne gibi? Şer'a gibi. Direkt bu şekilde uydurulur. Demek ki noktalı soruların anlatacağım şey tüm şey için geçerli yani. Tüm noktalı sorular için geçerli. Neredeki noktalı soru var? Ne yapın? Rahat edin yani. Bu kolay bir soru değil. Çünkü ne yapmak lazım? Sağ tarafa ve sol tarafa bakmak lazım. Sağ tarafta bir şey varsa sağ tarafa bakmak yeterlidir. Sağ taraftaki hem kelime hem fiil müfret ve müennes, öyleyse müfret müennes bir şey arıyorlar. Yine aynısı. Bu şer'a kıtara baktığımızda müfret müzekker bunlar ve gaip şer'a. Öyleyse buraya da ona uygun bir şey aranmış. Aynı şer'a metar yine aynı şekilde. Alıştırmalar, metinde geçen yaklaşma ve başlama fiillerini tespit ediniz denilmiş. Yani bu herhalde en kolay soru. Çünkü yukarıda geçti bu kelimeler. Bu kelimeleri bir yere yazın. Bir masanın üstüne bir yerlere yazarak veya üstünüzde gezdirin. Ezberlemeye çalışın. Bu soruyu çok rahatça çözebilirsiniz. Çünkü ezbere dayalı bir şey bu. Basit dolayısıyla. Bunu geçiyoruz. Yani bakarak yapılacak bir şey. Açın üniteyi. Ne yazıyordu? Bakın cevaplayın. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları metinde geçen, gerçi okumaya da gerek yok. Çünkü şey yok. Şık yok. Şıksız soru sınavda sorulamayacağı için direkt geçtik. Aşağıdaki cümlelerde geçen ahaze ve bede fiillerinden hangilerinin başlama fiili, hangilerinin de tam fiil olduğunu tespit ederek parantez içerisine yazın. Şimdi bunu nasıl cevaplayabiliriz? Önemli bir soru. Yani bu soru çok güzel. Ahastu, önce şunu söyleyelim. Haber olması için ne lazım? Gerçi daha da baştan alalım. Hangilerinde diyor tam fiil olduğunu tespit ediniz. Tam fiil olması demek haber ve isim almamaları demek. Yani fail almaları demek. Standart, ketebe, nasara, harece gibi fiil olmaları demektir. Öyleyse ne lazım yani? Bunlar tam fiil olarak kullanılmadığında haber almaları gerekir. Haberleri de daima muzari fiildir. Öyleyse kendilerinden sonra hangisinde muzari geliyor? Buna bakmalıyız. Bir bu. İki, kendilerinden hemen sonra en ile birlikte muzari gelirse, yani isim olacak bir şey yoksa arada, bu durumda yine ne oluyorlardı? Tam fiil oluyorlardı. Bu iki şekilde tespit edilebilir. Bu iki yönteme dayanarak veya mana yönden de bu iş çözümlenebilir. Ama biz manayı bilmediğimizi düşünelim. Yani sınavda bildiğimiz kelimelerden soracaklarına dair bir garanti yok sonuçta. Soru 1. Ehastu, ehaze fiili. Ehaze neydi? Başlamak manasındaydı. Şimdi ehaze'den sonra muzari fiil var mı? Yok. Öyleyse ehaze ne olmuş burada? Tam fiil olarak kullanılmış. Tudo'nun faili olur. Ehastu, buraya baktığımızda muzari fiili var mı? Var. En zuru var değil mi? O zaman tu ne olur? Ehaze'nin ismi olur. 3. Yine ehaze, ehastu. Burada ama geçti talibat bundan belli. Ehazet. Cezimli olur. Ardından iflamı geldiği için ehazetit talibat şeklinde olur. Burada önemli olan nokta ne? Ehazeden sonra fiil muzari gelmemiştir. Direkt çözüm. Bu da nedir? BDE diye fiilimiz vardı. BDE'nin muzarisidir. Pardon, muzarisidir. Doğru. Ardından muzari bir kelime var mı? Haber arıyoruz. Çünkü haber muzari olmak zorunda. O yüzden fiil arıyorum. Var mı fiil muzari? Yok. Öyleyse bu da ne? Yine tam fiil olarak kullanılmış. BDE. Et-tullabu ne olur? BDE'nin ismi olur. Yuhibbuna. Yuhibbuna haberi olur. Fiil cümlesi olarak. Vav'ın faili. Fiil cümlesi olarak. Mahallen mensub olur. Tullab ismidir BDE'nin. BDE'et yine eliflamlı kelime geldiği için T'ye sonradan yani arizi bir eser edilmiştir. Fiil muzari var mı? Yok. Öyleyse bu da nedir yine? Tam fiil olarak kullanılmıştır. Bu şekilde her birini çözebilirsiniz. Tam fiil olduğu zaman ardından muzari gelemiyor yani. Veya nasıl geliyor? Araya bir isim girmeden direkt geliyor.
Birazdan üzerlerine tekrar duracağız. Birazdan dediğim sanırım en sonunda duracağız. Aşağıdaki metinde geçen yaklaşma, umut ve başlama fiillerini tespit ederek haberleriyle birlikte örnekte olduğu gibi yazınız. Misal demiş, kâde nedir? Efâl-i mukarebedendir. Haberi de şudur. Kâde aynı şey mi ki? Evet aynı şey. Bunu yapmışlar işte. Kâde ne? Efâl-i mukarebeden. Fitne onun ismi. Tenteşiru. Tenteşiru. Evet doğru okumuşum. Tenteşiru onun haberi mahallen mensup olmakta. Hiye zamirdir değil mi? Hiye failiyle birlikte. Evşeke var. Evşeke yaklaşma fiillerinden. En ile muzari gelmiş. Demek ki haberi burası. Öyleyse Mürteddün onun ismi olmaktadır. Mürteddün görüldüğü üzere merfudur. En yeteka ne yazıyor? Dayak mı bakalım? En yeteka seru diyor. Evet bu da onun haberi olmakta. Mahallen mensuptur. En olduğu için sonundaki nun düşmüştür. Muzari'nin sonundaki nun ne zaman düşer? İşte en geldiği zaman düşer. Farklı durumlarda da düşer. Hebbe. Hebbe ef'al şurudan Ebu Bekir'in bir de yed'u gelmekte. Yed'u ne olur? Haberi olur. Buna göre Ebu Bekir ne olur? Onun ismi olur. Ebu merfu görüldüğü üzere. Ebu neydi? Ebu, Eba, Ebi. Beş isim değil mi? Beş illetli isim vardı. Aslında şey gibi, Avamil İzhar gibi kitaplarda altı olarak geçer de Avf kitabında beş olarak geçmektedir. Merfulu vav iledir. Diğerlerini inceleyebilirsiniz. Yani çok kolay çünkü geçen fiilleri kesinlikle bir kağıda yazıp ezberlemeniz lazım. Hangisi başlama fiili, hangisi ne şeklinde. Bununla ilgili bir yazı yazdık. Birazdan ona göz atacağız. Bu şekilde ne denilmiş burada? Bu parça nereden alınmış? El Arabiyyetü lin-Nâşi'în. Bu kitaptan alınmıştır. Cilt 10, sayfa 139. Alıntı yani. 5. Aşağıdaki cümlelerin başına parantez içinde okumayalım da direkt şuraya bakalım. Ne görüyoruz? Parantez arasındaki kelimeyi sağındaki cümleye uydurarak kullan denilmiş. Buna göre yakal nasul Kur'an-ı Kerim fil mescidi bu cümlenin başına şer'i getirin. Artık ne değişecekse değiştirin denilmiş. İlk örneğe baktığımızda ehaze en başa yazılmış. Ardından cümle olduğu gibi aktarılmış. Bir değişiklik göremiyorum. Değişiklik neden yok? Çünkü zaten burası neydi? Bir isim cümlesiydi. İsim cümlesi olduğu için ehaze'yi başa koymuşlar ve bırakmışlar. Ama bize isim cümlesi vermemişler, fiil cümlesi vermişler. Birazcık uğraşın denilmiş. Yani isim cümlesi verilmiş ise şu fiili koyun denildiği zaman hiçbir değişiklik yapılmıyor. Fiili koy, iş bitmiştir. Ama fiil cümlesi ise iş değişiyor. Daha önce bu geçmişti aslında. Bu tarz sorular, alıştırmalar diyelim yukarıda vardı. Nasıl oluyor? Şimdi ennasu başa alınacak. Tabii şera'dan sonra yani. Şera fiilimiz, ennasu onun ismi olmakta. Yekra'u'yu haber yapacağız ama nasıl? Ennasu nasıl bir isim, nasıl bir kelime? Çoğul, cemi mükesser. Yukarıda geçmişti birebir aynı gibi yani. Ennas kelimesi geçmişti birebir. Çoğul olduğu için yekra'u'yu da çoğul yapmalıyız. Yekra'u'ne şeklinde. Vav'nun getirilerek buna göre şer'a ennasu yekra'u'ne yapılır. Gerisi olduğu gibi bırakılır. Gerisini önemsemiyoruz. Yushiku eddersu gerisi yine olduğu gibi bir değişiklik yok. Yushiku zuyuf cemi olarak yukarıda geçmişti hatırlayın. Buna göre bu fiilin sonuna vav'ın getirilmeli. Yani yushiku ezuyuf sonuna vav'ın getirilerek yazılır. Esa el musafirune musafirun vav'ın yani cemidir. O zaman yesir şeklinde yazamayız. Yesilune sonuna vav'ın getireceğiz. Vav'ın niye geliyor arkadaşlar? Çünkü yeslü fiil el musafirune fail. Yeslü müfret el musafirune cemi. Asla ile cümle oluşturduğumuz zaman madem ki el musafirune cemidir öyleyse bu fiili de cemi yapalım deriz. Şu anda fiil. Ama buraya aktardığımızda artık asla'nın nesi olacak? Haberi olacak. Yesilûne bir fiil ve faili fiil cümlesi olarak mahaller mensup olarak asla'nın haberi olur. Kâde. Buraya baktığımızda yahrucu el ustazı. Üstaz müfettir. Bu yüzden fiille bir değişiklik yapmayacağız. Ama buraya baktığımızda misafirune müfett değil.
nedir? Cemidir. Bu yüzden bunda cemi yaptık. Üstaz müfet o zaman fiili ellemeyiz. Yani kade el üstazu yahrucu şeklinde yazılır. En başa bu fiil getirilir. Ardından fiil bu cümledeki faili getiririz. O da nedir? El üstaz. Kade el üstazu yahrucu. Asa en başa gelecek. Ardından el yani yapılan şeyin mantığı ne? Tek tek anlatmaktansa mantığını söyleyelim. Mantık. Parantez arasındaki kelimeleri en başa yazarım. Hepsi için geçerli. En başa bunları yazdık. Ardından cümlelere bakın. Fiil ile başlamış ise ardından gelen kelimeyi fail olarak düşünün. Ve bu fiillerden sonra onları yazın. Buna göre yuşiku ezzuyur. Çünkü fail. Yuşiku ezzuyur. Ardından fiil yaz. Asa, kade, asa. Bunlardan hemen sonra ne yazılıyormuş demek ki? Fiil cümlesindeki fail yazılıyor. Ardından en başta yer alan fiil yazılacak. Ama bu fiile bir değişiklik yapılabilir de yapılmayabilir de. Yapılır eğer fail cemi ise. Yapılmaz. Fail ile fiil uyum içerisinde müfrede müfret ise. Bu şekilde. Eğer burası isim cümlesi olsaydı. Yani en üstte olduğu gibi eşüban şeklinde isim cümlesi olsaydı. Bu durumda hiçbir değişiklik yapılmayacaktı. Başta fiili koy ve yoluna devam et olacaktı. Aşağıdaki cümle örnekte olduğu gibi parantez arasında bakalım ne varmış. Ya da geçelim. 7. Aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi başlama fiillerinden birisiyle başlatın. Ettullabu diye devam edin cümlenin başına ehaze konulmuştur. Bir değişiklik var mı? Hayır yok. Niye? Ettullabu çünkü ne? Bir isim cümlesi. Başına ehazeyi koyarız ve iş biter. Diğerler de aynı şekilde. Yani buraya hangi fiili koyarsak koyalım. Hepsi isim olduğu için bir değişiklik yapılmayacaktır. Evet, tamamı isim. Bu yüzden hiçbir değişiklik yok. Başta bir fiil koy, işlem bitmiştir. Burada ne olmuş? Yeskudur varak, kâdel veraku yeskudu. Yani başlarına işte fiiller getirilmiş. Örnek, yaktulun ateşu. Başına bunu ne getirsek getirelim. Kâde getirelim, ehıza getirelim. Fark etmez. Yazılımda bir değişiklik olur mu? Burada bir değişiklik olur mu? Olmaz. Neden? Gerçi olmaz derken şöyle bir, yani hareket yönünden değişiklik olmaz ama yazılım diziliminde yani dizilişte bir değişiklik olacak. Çünkü en başa şu andaki bu cümlelerde 1'den 8'e kadar sıralanmış olan yerde ne olacaktır? En başa diyelim kade'yi getirdik. Kade veya esa fark etmez. Bir fiil getirdiğimizi düşünelim. Ardından ne gelmeli? Burada olduğu gibi isim getirilmeli. Kade'nin önce ismi gelecek çünkü. Hangisi isim burada? İsmi ayırt etmeyi biliyoruzdur. Eliflamlı kelimelerin hepsi isim. Ennar isim. İşte Gaim isim. Feta, Zuyuf, Meris, Tabip, Ömer bunlar hep isim. Demek ki buraya kade'yi örnek olarak koyalım. Ardından bu isimleri getireceğiz. Peki ardından ne gelecek? Ardından fiiller gelecek. İşte yektulu, yengazi şeklinde olan fiiller gelecek. İşlem bitmiş olacak. Bu kadar basit. Önce demek ki kade gelecek. İstersek asa diyelim. Fark etmez yani hangi fiil olursa olsun. Bu fiiller gelecek. Ardından isimler, ardından haberler. Haberler fiilden oluştuğu için isimden sonra haberi getiriyoruz. Bir örnek yapalım. Çok anlattık ama bir örnek bile yapmadık. Örnek yapalım. Diyelim burada kade var. Yani istediğimiz yazabiliyoruz şu an. Kade'yi yazdık. Ardından el ateşu yektulu. Yine kade yazdık diyelim. En neharu yengazi. Bu sefer asa diyelim. Asa el gayn sonra fiil. Diyelim karabe yazdık. Şu an hep atıyorum yani örnek veriyorum. Manalarını düşünmeden yazılış dizilimi birebir anlattığım doğru. Mana uymayabilir şu an kullandığım kelimeler. Diyelim buraya karabe koyduk. Ne gelecek? El meri zu. Sonra yufşa gelir. Hep bu şekilde. 9. Örnekte olduğu gibi. Örneğe bakalım o zaman. Burada standart bir fiil cümlesi var. Burada başına asa getirilmiş. Asa ile başlatın denilmiştir. Ne olmuş? Görüldüğü üzere bu yenfericu fiildir. Ardına gelen zik faildir. Başına asa getirilmiş. Bu durumda yer değiştirmiş. Fiil ile fail yer değiştiriyor. Bir yöne öne almamız yeterli yani. Buna göre yusibunun önüne sa'id kelimesini alacağız. Yani asa sa'idu en yusibe. En nasb ettiğinden ba'yı artık fethalı okuyoruz. Asa getirdik buraya. Ardından es sa'idu
Sonra yusibe ama en yusibe. Şuradan yapalım. Ya'tedilu el hava'u. Asa el hava'u en ya'tedile. Şuradan bir tane örnek yapalım. Sonuncusu mesela yen firicu demiş ama yen ferici demek istemişlerdir. Asa el kerbu en yen ferice. Sonlarını fethalamayı unutmuyoruz. Fiilin uzlarının sonu fethalanıyor. Başına en geldiğinden dolayı. Aşağıdaki soruları işte gördüğünüz gibi yapın denilmiş. Soru sormuş, cevap verilmiş. Geçelim. Sıra geldi ayetlere. Ayetlerle ilgili bir sayfa hazırladık. Hemen oraya bakalım. Sarı renk isimleri göstermekte. Mavi renk haberi temsil ediyor. Kırmızı da tam fiil demek. Buna göre anlatmaya bile gerek yok. Renkler ortada, direkt anlarız diyebilirdik. Ama kısaca değinelim. İşte mümtehine de geçmekte. Sarı renk isim olmaktadır. Asa Allahu isim en yecale haber. Fiilden oluşur. Görüyorsunuz. Fiil muzari. Haber cümlesi. Allah lafzı yine isim. En yetube haber olmakta. Mavi renk haberi temsil ediyor. Kadu vav nedir? İsimdir sarı olduğuna göre. Yekûnü haber madem ki mavi. Diğerlerde aynı şekilde sarı ise isim, mavi ise haber oluyor. Kırmızı olursa ne oluyordu? Tam fiil oluyordu. İşte Yusuf suresi 76. ayette olduğu gibi bede'e. Bede'e nedir? Tam fiil olmakta arkadaşlar. Diğerlerinde aynı şekilde görüyorsunuz. Dafika'daki elif, tesniye elifi burada isim olmaktadır. Sena, isim. Her biri açıkça görünüyor. Ehaze, mazi ve tam fiildir. Buradaki ehaze'den bahsediyoruz. Mazi bir fiil ve tam fiil. Hüve onun faili olmakta. El vahda mefulü bihi olmaktadır. Yani ehaze nedir? Tam fiildir. Buradaki yekadının kırmızı olmasına aldanmayın. Tam fiil değil yani. Berk onun ismi, yahtafı onun haberi olmaktadır. Bir de özet olması bakımından şuraya değinelim. Başlama fiilleri efal-i şuru diğer adıyla başladı şeklinde mana verilebilir. Yani şu an bu sayfada bir özet söz konusu. Muhakkak bunu ezbere bilelim. Başlama fiilleri diğer adıyla efal-i şuru. Bu fiillere nasıl mana verilir? Başladı diye mana verilir. Bu fiiller ezberlenilmeli. Umut fiilleri var. Efal-i reca diğer adı. Umulur ki, belki diye mana verilir. Fiiller bunlar. Yaklaşma fiilleri var. Diğer adıyla efali mukarebe, neredeyse diye mana verilmekte. Fiiller burada, yine ezberleyelim. Haberlerinin mensup olduğunu, isimlerinin merfu olduğunu unutmayalım. İsimleri zamirde olabilir. Bunların haberleri daima muzari fiilden oluşan bir fiil cümlesi olmak zorundadır. Sadece muzarin kendisi değil yani, bir fail olmak zorunda muzarin. Ve haberleri daima kade ve benzerisinden sonra gelir. Yani başlama fiilinden, umut fiilinden ve yaklaşma fiilinden sonra haber gelir. Haber önce gelmez, haber sonra gelir. Yaklaşma fiilleri nelerdi? İşte bunlardı. Kade'ye kade, haber başında en pek olmaz, çekimi var. Bazen tuzak kurdu anlamında tam fiil olarak kullanılır. Ardından muzari gelmeyişi bir ipucudur. Muzari gelmiyorsa demek ki tam fiil. Çarabe çekimi yok, sadece mazi olarak kullanılıyor. Haber başında en pek olmaz. Evşeki yuşiki çoğunlukla en bulunur. Tam fiil olarak kullanıldığında hemen ardından en ve muzari gelir. Yani isim gelmez. En'den sonrası da fail olur. Burada önemli şey hemen ardından gelmesi. Araya farklı bir kelime girmeyecek. Umut fiilleri. İşte asa mazisinin çekimi var. Haber başında en olur. Bazen yaklaştığı manasında tam fiil olarak da gelebilir. Bu fiilden hemen sonra en ve muzari geliyorsa demek ki tam fiildir. İsim ve haber almaz. En'den sonrası fail olur. Tam fiil ise. Başlama fiilleri bu fiillerin yalnız mazisi kullanılır ve haberlerinin başında en olmaz. Başlama fiilleri tam fiil olarak da kullanılır. Bu durumda peşlerinden muzari fiil gelmez ve gerçek anlamları neyse ona göre kullanılırlar. Şimdi ayetlerde kalmıştık. Ayetleri az önce gördük zaten. Dolayısıyla 11'i ve 12'yi direkt geçebiliriz.
Onun için baktığımızda aşağıdaki cümlelerde umut fiili olarak kullanılan asayı örnekteki gibi tam fiile dönüştürün denilmiş. Ne yapılmış? Asa el mataru en yenzile. Asa en yenzile el mataru. Yapılan şey neydi? Az önce söylediğimiz gibi asadan hemen sonra, yani araya bir kelime girmeden en ile birlikte muzari kullanılmakta. Yapılan şey neymiş? Matar kelimesi en yenzileden sonra getirilmiş. Pek de bir şey değişmemiş yani. Buna göre asa yine en başta gelecek. Ardından ne gelmiş? Fail gelmiş. Tam fiil olduğuna göre en yenzilel matar nedir? Faildir. Ama en yenzile, yani fiil ile birlikte en getirilecek. Asa en ne var burada? Ya'ude var. Ya'ude gaden olduğu gibi gelir. En sonunda el üstaz getirilir. Değerleri de aynı şekilde. Yapılan şey, yani şu iki örnekte farklılık nedir? Dikkat edilirse değerlerine de aynısı uygulanır. Aşağıdaki cümlelerde tam fiil olarak kullanılan asayı örnekteki gibi umut fiiline dönüştürün. Yani tam zıttını yapın. Evet, başlama fiillerini çevirin. Kelimeler, deyimler, örnekler. Kendimizi sınayalım. Bunlarla cevaplar var esasen elinizde. Ama bir tane örnek yapalım mantığı anlama bakımından. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kade yaklaşma fiili olarak kullanılmamıştır? Ne demek bu? Tam fiil olarak kullanılmıştır demek. Onun da yani Türkçesi şu demek. Hangi kade fiili burada yer alan, hangi kadenin ismi ve haberi yok da faili var, onu soruyorlar. Anlaman en iyi yolu hangi şıkta muzari yok demek istemişler. Hangisinde muzari yok? Zaten tam da orada yansıyor. D şıkkında muzari yok arkadaşlar. E şıkkında var mı? Yahtafu var. C şıkkında var mı? Yekûnü muzarisi var. B şıkkında yeskudu var. A şıkkında yengazî muzarisi vardır. Muzari olacak ya haberleri. Muzariden başka bir şey olamıyor. Buna göre muzari yoksa demek ki haberi de yok. Haberi yoksa demek ki tam fiil. 2. Asa tam fiil olarak nerede kullanıldı diye sorulmuş. Bu ne demek? Asa'dan sonra isim yok ama hemen en ile muzari var. Hemen gelecek diye az önce görmüştünüz. İsterseniz 2-3 dakika geriye alın videoyu. Orada görmüştük. Hatta kırmızı yazmıştım sanırsam. Hemen gelecek. Yani araya bir isim, bir kelime girmeyecek. Buna göre burada hemen gelmemiş değil mi? Asa ile en yedüm, yani muzari arasına bir kelime girmiş. Bu ne demek? Tam fiil değil. Yani görevini yapmıştır. İsmi ve haberi var. Asa burada görüldüğü üzere asa ile muzari arasında hiçbir kelime girmemiş. Bu ne demek? Burada tam fiil demek. Diğerlerine bakın yani. Asa ile en arasında bir kelime var. İsim. Asa ile en arasında bir kelime var. O kelime ne oluyor? Asa'nın ismi oluyor. Asa ile en arasında bir kelime girmiş. İsmi var. Yani tam fiil değil. Tam fiil demek ne demek? İsim ve haber almıyor. Fail alıyor demek. Hangisinde ahaze fiili başlama fiili olarak kullanılmamıştır? Bir kere muzari var mı? Yine onun peşinden gidelim. A şıkkında muzari var mı? Yok. Öyleyse haberi de yok. Haberi yoksa demek ki tam fiil olarak kullanılmış. Yani başlama fiili olarak kullanılmamış. Görevini yapmamış. Standart bir fiile dönüşmüş. Şık direkt A. B şıkkında bir muzari var. Yani haberi var. Haberi var. Yani başlama fiili. C şıkkına bakıyoruz. Burada da muzari var. Yani haberi var demek bu. D şıkkı yine muzari var. E şıkkı yine muzari var. A şıkkında muzari yok. Yani haberi yok. Bu durumda demek ki tam fiil, yani başlama fiili değil. Böylece artık bırakabiliriz. Videomuz burada bitmiştir.